Arkadaşlar, bu Bayburt'tan geldi. Bu ofiolit üst kayacılarıdır. Ofiolit yapılarda bulunur. Yani ofiolit üst kayacı olaraktan bilinir ve bunlar üst tarafında kireç taşları oluşumu vardır. Her zaman bu görülür mü? Her zaman görülmez. Tabii ki o kireç taşını açtıktan sonra alttaki ofiolit yapıya ulaşırız. Ve bakın bunun daha değişik şeyleri, yapıları da vardı bu şekilde. Hani üst tarafındaki bu hafif böyle kırmızılı kren nedir derseniz, bunlar yani demirin paslarının oradaki yapılanmasıdır. Kalsiyumun işte oluşumu, yani kalsiyum karbonatın, yani şuradaki kalsit dediğimiz malzeme var ya, kalsit dediğimiz malzeme çözünür olup buraya yapıştığı zaman böyle bir yapılanmayı meydana getiriyor. Ve bakın bu şekilde ofiolit dediğimiz malzeme bu şekildedir. Daha doğrusu malzeme denen, özür dilerim, hata ettim. Yani kayaç yapısı bu şekilde olur. Ve bakın arkadaşlar, bu ofiolit yapılanma İzmir'den başlayıp Ankara, Erzincan'a kadar devam eden ve bir de İskenderun'dan başlayıp Adıyaman, Gerger, Elazığ üzerinden devam eden iki tane büyük ofiolit hattımız vardır bizim. Bunların olduğu yerler esasen okyanus tabanlarının yeryüzüne çıktığı yerlerdi. Ve ben ofiolit için bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle biraz daha net olsun görüntü. Bildiğimiz, bakın renk de size şey yapsın da, rengin böyle sarı, yeşil hali. Bildiğimiz kil var ya, kilin katılaşmış halidir esasen. Kil katılaştığı zaman değil. Tabii bu milyonlarca ve milyonlarca yıl öncesinde devam eden bir olay. Bildiğimiz, kullandığımız ve toprağa karışan kil olmadan önce işte bu kadar sert bir malzemedir bu. Hayır, bunlar ne? Buradaki bir meraklı